Arkadaşlar merhabalar. Bugün Clash Royale'in en fazla oynanan 8 kartıyla maçlara gireceğiz. Bu 8 kart arkadaşlar Clash Royale'in en fazla oynanan 8 kartı resmi istatistiklere göre. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz üzere şu anda Clash Royale'in birinci arenadan 8000 kupalara kadar, yani tüm arenalarda, tüm kupalarda en fazla oynanan kartlarının sıralamasını görüyorsunuz. Clash Royale'in en fazla oynanan kartı Tomruk %35. İkinci sırada Valkür %27, Alev Topu, Çarpma, işte Oklar, Binici, İskelet Ordusu ve Mega Şövalye geliyor. Mega Şövalye de bu arada %18'miş. Yani burada her kartı beklerdim ama Mega Şövalye'yi beklemezdim açıkçası. Mega Şövalye de Clash Royale'in en fazla kullanılan ilk 8 kartı içerisinde. Onun dışındaki sıralamayı merak eden arkadaşlar için de işte Fıçı, Büyücü, İskeletler, Elektro falan böyle devam ediyor yani. Ama Clash Royale'in en fazla oynanan 8 kartı bu 8 kart. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Noodles geldi. Noodle. Bu uzak doğu yemeğiydi sanırım. Şehriyeydi herhalde bizdeki anlamıyla. Ya bu arada arkadaşlar, sesim önceki videolara göre nasıl onu da yazarsanız sevinirim. Farklı bir şey deniyorum sesim açısından. O yüzden sesim önceki videolara göre iyi mi kötü mü? Onu da yazarsanız sevinirim. Şöyle çarpma atalım. Zaten büyüleri atmak için şu anda fırsat kolluyorum. O yüzden attım. Şöyle biniciye atalım. Ne gelecek? Ve evet, bir an dedim ne oluyor? Sonrasında elit barbarları çıkardı. Mega Şövalye'yi uçuralım onların üzerine. Mega Şövalye uç. Mega Şövalye bugün bizden ol. Şöyle yapalım. Tamam, orada biraz vuracak ama o Mega Şövalye orada ona güzel uçar bence. Uç Mega Şövalye. Şöyle iskelet ordusunu ayıralım mı sağlı sollu? Rakibi rahatsız edelim. Uç ona bir daha. Çok güzel. Vur bir tane daha. Kuleye vuramasın. Evet. Soldan giden bir Valkür var. Valkür sen de vur. Vuruşa çok ihtiyacımız var Valkür. Vurman lazım. Çarpmayı da attım. Vur orada. Bir tane daha vur. Ah, olmadı. Fena vurmadık ama yani dediğim gibi destemizde 4 tane büyü var. Şu anda elimde de 3 tane büyü var yani. Bu büyülerle biraz sıkıntı çekeceğiz gibi, çok zor olacak bizim için. Yine biniciye attım. Barzolar geliyor. Vur bir tane binici bari. Bir tane vurmadan bırakma. Mega şövalye uçuralım onlara. Atla Mega şövalye. Hatta buradan Valkür'ü de atalım şöyle. Alalım orada onu. Çok güzel. Uç Mega şövalye. Şu an binici olsa mükemmel olurdu. Ama alır mıyız orayı? Atla Mega şövalye. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, iskelet ordusu en fazla kullanılan kartmış. O zaman ortadan iskelet ordumuzu da yapalım. Bu arada bu 8 karttan herhangi birinin kullanılmadığı bir meta destesi var mı acaba? Mesela merak ettim. Yani bir bakın arkadaşlar, bu 8 karttan en az birinin kullanılmadığı bir meta destesi var mı acaba? Bu arada ilk maçımız düşündüğümden kolay oldu. Mesela dünyanın en fazla oynanan destelerine bakıyoruz. 2.6 3 tane kartı var. XE'ne bakıyoruz, yine 2 tane 3 tane kartı var falan. Logbait'e bakıyoruz, yine var. Bu arada arkadaşlar, bu deste troll bir deste olduğu için hani bu desteyi büyük mücadelede 6'dan daha yukarıya gitmek imkansız. Hani bazı arkadaşlar diyor işte 3. 5. galibiyette falan başla diyor ama yani destemiz o kadar saçma ki hani büyük mücadelede böyle bir desteyle adamı yer bitirirler yani, onu söyleyebilirim. İlk maçlarda bile kazanmak inanılmaz zor oluyor. Çünkü bir destemiz yok en başta. Yani gördüğünüz üzere en fazla kullanılan 8 kartı koyduk. Deste oldu yani. Aslında bir deste bile değil tam olarak. Okları atalım. Tam iskeletler de üzerine tam oturdu yani. Bir iksir bir iksirdir. O zaman güzel bir emoji atalım o zaman. Buradan gidiyorum ben. Ahu, bizde var mı? Bu hesapta var mı Ahu? Yokmuş. Nasıl olmaz? Ahu'suz hesap olamaz. Şöyle bari iskelet ordusu atalım. Ve çarpma atalım bari, yeterli olur mu? Tomru da atacağım. Ne vurdu orada? Şöyle Valkür'ü atalım. Şimdi arkasına bir binici atalım ya. Hadi abi, hadi bakalım. Valkür de tanklıyor. Git vur. Domuz binicisi git vur. Aldın onu. Tamam, güzel. Vururuz şu anda. Vurdun. Bir tane daha vur. Mükemmelsin. Çok güzel.
Güzel bir vuruş yaptık. Özellikle büyülerimizle güzel bir senkronizasyonda oturtturursak fıçıya karşı falan alırız bu maçı. Alalım orada bu arada. Güzel, onları da aldık. Çok güzel. Yalnız şu an ne atacağız? Yani o kadar kötü ki arkadaşlar. Yani buradan mega şövalye atalım bari. Tersi nasıl tutacağız? Hiçbir fikrim yok. Buraya bir oklar atalım. Bir oklar atalım buraya. Ve burayı ortalı valküle savunalım. İki iksir de elimizde olsun. Şimdi her an fıçı gelebilir. Mega şövalye orada atlarsan o top gider. Mega şövalye uçarsın sen orada. Rakip topunu harcadı. O yüzden biniciyi de atıyorum. İskelet gelirse çarpma da. İskeletleri harcadı. Vur şu an. Evet, çok güzel. Rakibi yakaladık. Orada topu da attığı için bir alev topu da sallayabiliriz. Sonuçta destemiz büyük kaynıyor. Tomruğu direkt attım. Oklarla savunuruz. Tamam. O zaman şimdi de okları atıyorum. Mis gibi deste. Mis gibi deste. Hemen Valkyrie atalım. Şöyle iskelet ordusunu ayıralım. Aman vermeyelim orayı. Dikkatli olalım. Şöyle attım. Buradan da bir tomruk. Orada güçlü madenci dünya turuna çıktı neredeyse. Tamam, buraya bir ok. Yine de hala maç bitmiş değil. Gördüğünüz üzere rakip hala oynuyor. Tamam. Şöyle bir çarpma atalım. Büyülere dönebilir miyiz diye düşünüyorum da. Bilemedim açıkçası. Yani çok zor. Şöyle bir yapalım. Buradan bir mega şövalye atalım. Rakip mega şövalyeye sıkıntı çekebilir. Mega şövalye arkası binici yapacağım şu anda. Şuraya da bir ok sallarız. Şöyle bir ok sallayalım buraya. O şey kaçtı ama binici gidiyor. Binici vur bir tane. Sonra büyülere dönme vakti olabilir. Bir tane daha vur. Olmadı. Bir tane daha vursan almıştık da. Neyse. Buradan geliyor. O zaman şöyle bir attım. Buraya bir alev topu salladım. Güzel, orada o ateş ruhunu da yedik. Şöyle bir iskelet ordusu. Buraya direkt okları atarım bu arada. Aman 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 aman. Güzel. Şimdi biniciyle hemen bir rahatsız edelim. Sonra şöyle bir çarpmaya atalım. Ardından alev topunu atalım. Hiç gerek kalmadı. İkinci maçımızı da kazandık. Yani yine de zorlandık. Evet, bok beyit büyülerimizi sürekli harcadık ama yine de kazanmak zordu. Çünkü destenin böyle tam oturamadığı yerler var. Özellikle kart döngüsü anlamında bazen çok kısır döngüde kalabiliyorsunuz. Bir şey atamıyorsunuz yani. James KB Ron geldi. LeBron James mi? Ne demek istemiş burada, hiç bilmiyorum. Tamam, tazıyı attın. Evet işte en korktuğum senaryo. En korktuğum senaryo. Bir de tazı kullan. Eyvah. Eyvah. Ne yapacağız şu an, hiç bilmiyorum. Şöyle bir iskelet ordusu Valkyrie'le bari deneyelim şansımızı. Şimdi yarasalar gelirse çarpma atarız. Uçan makine gelirse alev topu atalım. Yani artık bu şekilde. Tazıyı izliyoruz şu an. Yani bu destede Tazıyı bir de balon attı, inanamıyorum. Bittik. Yani net bir şekilde bittik. İşte destenin kötü yanı şu an ortaya çıkmaya başladı. Havayı izliyoruz arkadaşlar. Yani havaya vurabilecek bir kartımız yok. Büyülerle falan yani bir şey yapabilirsek ama en fazla. Şöyle bari oklar atalım. Yani bu şekilde. Bir de klon attı. İnanılmaz. Yani bu arkadaşa yerden böyle spamlarla falan kazanabilirsek. Hatta şöyle biniciyi de direkt göndereceğim. Hemen gönderelim. Barbarlar varmış. Alev topu atacaktım. Atamadım ya. Elim gitmedi. Çok sıkıntı. Yani şöyle ortadan böyle mega şövalye iskelet ordusu falan yapsak nasıl olur? Şöyle bir çarpma atalım ilk, tamam mı? Mega şövalye iskelet ordusu yapacağım. Böyle tam tazı attığın anda falan yapsak nasıl olur? Şöyle yaptım. Olur mu? Okları falan yoktur. Umarım yoktur. Ve gidiyoruz. Rakip çaresiz mi kaldı? Ne oldu? Elinde şu an tazı var. Klon vardı. Yavru ejder vardı ve şey vardı ama kazandık. Nasıl kazandık bilmiyorum yani. Hiç beklemiyordum bu şekilde kazanmayı. Hatta ben kaybetme konuşmalarını yapmaya başladım. Ama kazandık. Nasıl oluyor bilmiyorum. Artık destenin şans de şeyi mi ortaya çıktı anlamadım yani. Umarım bir daha böyle bir deste gelmez.
Çünkü yenilirdik yani gerçekten. Evet yine 3 büyü artı binici biraz bekleyelim. Olmadı ilk başta bir büyümüzü ya da biniciye atalım direkt. Umarım böyle büyü atılabilecek bir şey atabilir. Evet dev iskelet. Bir tane daha vur. Çok iyi. Valkür elimizde olsa iyi olurdu aslında. Savunurduk. Yani ama şu an Mega Şövalye'yi atmak zorundayım. Tam ona direkt alev topu. Zaten büyüleri elimden çıkarmak için fırsat kolluyorum. Hiç acımam. Direkt atarım o yaşlıca diye. Yaşlıca diye alev topunu. Mega Şövalye mükemmel uçtun oraya. Onu da al. Kulede görmüyor bu arada. O Mega Şövalye sonra gider zıplar oraya. Çok vurur hem de. Uç. Ah olmadı. Tamam fena değil ya. Fena değil. Ne yapalım oraya? Çarpma atalım. Yani iskelet ordusu önemli bir koz ya. O yüzden çıkarmak istemiyorum. Yani onu biraz bekletmek istiyorum. Çünkü mesela şöyle bir şey yapsak. Yaşlı cadı gelirse de alev topunu direkt atsak. Tamam. Buradan domuz bincisini atalım o zaman. Sağlı sollu gidelim. Balıkçı geldi de o şeyi çekeceksin sen. Şimdi bir tane daha vurduktan sonra çarpsam diyecektim de yine alamayacaktık o balıkçıyı. O yüzden atmadım ama binici 3 tane vurdum. Mükemmel oldu ya. Çok güzel. Tamam burada biraz vurmasına izin vereceğim. Şöyle bir çarpma atalım. Yeterli olacaktır. Soldan da balıkçı bir tane vurur belki. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Ama biraz daha vurmamız lazım yine de. Yılların meta destesini yeneceğiz. Yani şu trolle yani. Mega şöyle atalım. Şimdi alev topunu atacak hem şok birliği var hem yaşlı cadısı var. Hangisi daha sıkıntı bizim için? İskelet ordusu için yaşlı cadı ama normalde de şok birliği diyebilirim. Valkür'ü de atalım buradan. Tekrardan biniciyle bir gönderelim. Şuradan bence bir balıkçı gelecektir. Çekeme onu. Vur bir tane daha. Çok güzel. Büyülere dönmeye başladık. Bir tane daha vuracak. Efsanesin binici ya. Efsanesin. Mükemmelsin. Şimdi yavaştan şöyle Mega Şövalye ile savunma pozisyonuna yavaştan geçelim. Buradan da gelebilir. Buradan geldi. Şöyle o zaman buradan ilk bir Valkür. Çok güzel. Biliyordum orada bir şey geleceğini biliyordum. Tertemiz savunduk. Hemen buraya bir alev topu. Kuleye vurmasam da olur ya. Ben ona bir atayım. Her türlü orayı hallederiz biz. O yaşlıca da bir gitsin de. Güzel güzel. Lereler gider orada. Gitmedi. Tamam binici atalım bari. Olmadı. Tomruğu atarım. Okları atalım. O da olmadı. Çarpmayı atarım ve o kuleyi alırım. Dördüncü maçımızı da kazandık. 13 dakika olmuş bu arada. Yani yeterli ideal bir süre. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu desteğiyle şu an kazanırız. Ama birkaç galibiyet daha alırız belki ama ondan sonra üst üste 3 yenilgi bile alırız. Bugün 4'te 4 yaptık. Yani gerçekten çok değişik troll bir desteğiydi ama eğlenceli maçlarda geçti diyebilirim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben kesinlikle oynarken keyif aldığım videolardandı. Yine arkadaşlar sesim nasıl bu videoda? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.